Değerli basın mensupları, bir memleket ya ilimle ya da zulümle yönetilir. Sarayın kibirlisinde de, bekçisinde de ilim maalesef yok. Bu nedenle 83 milyonluk koca bir ülkeyi zulümle yönetmeye çalışıyorlar. Beğenmedikleri basın yayın organlarına cezalar yağdırıyorlar. Tele1, Halk TV gibi milletin izlediği kanallara karartma uyguluyorlar. Oda TV'yi kapatıyorlar. Haberlerinden rahatsız oldukları gazetecileri, sözlerine hoşlarına gitmeyen aydınları içeri atıyorlar. Müyesser Yıldız aylardır içeride. Osman Kavala yıllardır içeride. Saray hükümeti milletin seçtiğini mahkeme kararı olmadan görevden alıyor. Milli iradeye kayyum atıyorlar. Arkadaşımız Enis Berberoğlu yıllarca haksız hukuksuz yere içeride yattı. Çıktı, yeniden milletvekili seçildi. Millet ona dokunulmazlığını verdi. Sarayın talimatıyla mahkeme milletin verdiği dokunulmazlığı tanımadı. Milli iradeyi tanımadı. Yürütmenin vesayeti altındaki yargı anayasaya aykırı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerine ve meclis üyelerinin haklarına tecavüz etti. Milletin verdiği milletvekilliğini gasp etti. Anayasa Mahkemesi dün gerekçeli kararını yayınladı. Yüksek Mahkeme arkadaşımıza milletimiz tarafından verilen siyasi faaliyette bulunma görevinin engellendiğini, hakkının gasp edildiğini teyit etti. Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle verdiği bu karar karşısında şimdi bekliyoruz. Yargı ne yapacak? Bir an önce harekete geçmesi lazım. Anayasaya aykırı olduğu baştan belli olan bu kararı mecliste okutarak böyle bir hak gaspına, milletvekilinin hakkının gaspına göz yuman anayasa profesörü meclis başkanı ne yapacak? Sarayın mı, milletin mi iradesine uyacaklar, göreceğiz. Bu arada sarayın atama İçişleri Bakanı, sarayın bekçisi ve sarayın kibirli başı ne hak biliyorlar ne de hukuk. Yüksek Mahkemeyi, Anayasa Mahkemesini ve başkanını açık açık tehdit ediyorlar. Yüksek Mahkemeye ayar vermeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü baştan da söyledim, ehliyetleri, ilimleri yok. Yasalara uymayı, millete hesap vermeyi sevmiyorlar. Korkuyorlar. Zulümle, baskıyla, kırarak, dökerek, millet iradesini tanımayarak ülkeyi yönetebiliriz zannediyorlar. Peki bunlar sadece ülkemizin gazetecilerine, aydınlarına, siyasetçilerine mi zulüm ediyorlar? Hayır. Milletimize de zulüm ediyorlar. Liyakatsiz, bilim tanımayan tek adam yönetiminde milletimiz, işsizlikle, yağmur gibi yağan zamlarla, cebinde durdukça pul olan parasıyla, sırtına yüklenen borçlarla, kabus gibi artan yoksullukla görülmemiş bir buhranın içinde yaşıyor. Milletimiz yağmalanan, çalınan geleceğine ağlıyor. Son bir yılda işsiz vatandaşlarımızın sayısı 3 milyon kişi artarak 11 milyona dayanmış. Gerçek işsizlik oranı %30,4 olmuş. Bir de işi olmayıp çalışıyormuş gibi görünenler var. Ücretli, zorunlu izne çıkartılan vatandaşlarımızın sayısı 3 milyonu bulmuş. Bu vatandaşlarımız ayda 1168 lirayla yaşama tutunmaya çalışıyorlar. İşsizlik en çok bu ülkenin umudu gençlerimizi ezip geçiyor. Lafa gelince Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diyerek gürlemeyi biliyorlar. Gaz vermeyi biliyorlar. Ama bugün Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlarda olan 5 milyon gencimize ne iş ne de eğitim verebiliyorlar. Taşı sıksa suyunu çıkaracak 5 milyon evladımız evde oturuyor, analarının babalarının eline bakıyor. Peki bunu çözme, bu işlere, bu işsizliği, ekonomideki sorunları çözme, bunlara çare olma makamında oturanlar ne yapıyor? Acıyı bal eyleyin, yoklukta sabreyleyin diye millete vaaz veriyorlar. İktidarın görevi vaaz vermek ya da sabır tavsiye etmek değil. İktidarların görevi milletin derdine derman olmaktır. Muktedir olmaktır. Ama tüm politikaları iflas etmiştir. Devletin kurumlarını çökertmişlerdir. Artık bu iktidar ülkeyi yönetmeye muktedir değildir. Şimdi millet yoklukta sabredecek,
Saray ise israf edecek. Millete baskı yapacak, sindirmeye çalışacak. Milleti yokluğa, yoksulluğa mahkum etmek için elinden geleni ardına koymayacak. Değerli basın mensupları, milletimizin alım gücü günden güne eriyor. Paramızın değeri gün görmüş kar gibi. Bu ucube rejim 2 yıl önce millete 24 Haziran'da bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, dolarla, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz diyerek iktidara gelmedi mi? Geldi. İş başına gelince, geldiğinde dolar 4 lira 53 kuruştu. Avro da 5 lira 33 kuruştu. Bugün dolar 8 liraya, avro ise 10 liraya dayandı. Dolar ve avro milli paramıza karşı her gün değerleniyor, her gün değerlenme rekorlarını üst üste kırıyor. Orta vadeli program daha 10 gün önce yayımlandı. Programda dolar 2021'de 7 lira 68 kuruş, 2022'de 7 lira 88 kuruş, 2023'te de 8 lira 2 kuruş olacak diye tahmin ediliyordu. Ama dolar daha bugünden 8 liraya dayandı. Sarayın 3 yıl sonrası için verdiği dolar değerine 10 günde ulaşıldı. Gerçi şimdi bu müflis bezirganlar 3 yılda ulaşacağımız hedefi 10 günde yakaladık diyerek havai fişek bile patlatırlar. Ama ne olursa olsun gerçek şu, programın hedeflerinin, tahminlerinin ömrü 10 gün bile dayanamadı. Bu ucube rejimin işbaşı yaptığı son 2 yılda paramızın reel değeri 2 kez dibe vurdu. Böyle bir beceriksizlikle, böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmamıştık. Ama bunun sorumluları, başta sarayın sosyete damadı, döviz kuru beni ilgilendirmiyor diyerek olan biteni seyretmeye başladı. Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder. Emanet ehline verilmezse döner dolaşır, bu da millete zulüm olur. Nitekim ehliyetsiz ellerde zulüm, milletine şimdi milletin üstüne zam yağmuru olup yağıyor. Damat dövize bakmasa da iğneden ipliğe her şeyin fiyatı dövize bakıyor. Damadın kabinedeki arkadaşı Ticaret Bakanı bile arkadaşımızın sorusu üzerine bebek maması fiyatlarındaki artışı döviz kurundaki artışlara bağlıyor. Arabanın fiyatı dövize endekslenmiş. Her gün artıyor. Üstüne bir de son yaptıkları fahiş ÖTV zamları var. Millet şimdi bir arabayı kendine alacaksa en az bir arabayı da devlete alıyor. ÖTV zamlarından önce siparişler de verilmişti. Dolayısıyla bu arabaları almakta herkes zorlanıyor. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. İktidara geldiğimizde haraca dönüşen bu haksız vergilerin hepsini indireceğiz. Bugün arabayı almak bir dert, arabayı kullanmak da ayrı bir dert. Dolar karşısında paramızın değeri eridikçe benzine, mazota zam geliyor. Daha 2 gün önce benzine 16 kuruş, mazota ise 23 kuruş zam geldi. Bu arabayı nasıl kullanacaksınız? Nasıl bu arabaya benzin koymaya can mı yetecek ya? Araban mı var, derdin var. Araç muayenesi bile milletten haraç kesmeye dönmüş. Bir araç muayenesi için vatandaştan 342 lira para alınır mı? Alıyorlar. Bir de egzoz gazı ölçümü için 80 lira veriyorsun. Ediyor 422 lira. Millet alenen soyuluyor. Anlaşılan Ulaştırma Bakanı da, Maliye ve Hazine Bakanı dövize bakmazsa ben de bu işlere hiç bakmam diyor. Dolardaki artıştan elektrik fiyatları da nasibini alıyor. Bu ay başında elektriğe %5,75 zam yaptılar. Ampulü yine patlattılar. Bu zamma en çok sevinen kim? Sarayın Pravdası, Sarayın Sesi TRT. Zamlı elektrik faturalarından TRT'ye daha çok para gidecek. Böylece yandaşlar TRT eliyle biraz daha semirecek. Önümüz kış, pandemi var. Çoluk çocuk evlerinde daha uzun süre oturacaklar. Milletin elektrik, doğalgaz faturası da böylece biraz daha artacak. 2019'da 15,5 milyon yurttaşımız ben evimi ısıtmakta zorlanıyorum diyordu. Şimdi bu buhrandan sonra bu sayı çok daha artacak.
bu kış vatandaşın ısınma faturasını düşürecek tedbir ve destekleri derhal milletimize açıklayın. Yine temel gıda ürünlerine de zam üstüne zam geliyor. Artık vatandaş ayçiçek yağının, mısır yağının, peynirin bile yanına yaklaşamıyor. Ucuzcu marketlerde dahi etiketler saat başı değişmeye başladı. Saray bu zamlarının hayat pahalılığının üzerine TÜİK şalı örterek geçiştireceğini zannediyor. Bakan yardımcıları TÜİK anketçilerin sahaya çıkacakları gün talimatta marketlerde fiyat düşürtüyor. Vatandaş bu fiyattan mal bulamıyormuş. Ne gam? İnsan sağlığıyla vefat eden vatandaşlarımızla ilgili verilerle oynayabilen saray, diğer veri ve istatistiklerle de haydi oynayabiliyor. Oynanmış verilerle de emekliye, memura, işçiye sonunda daha düşük zamlar veriyor. Daha düşük maaş zammı veriyorlar. Bu da kulak yemektir. Verilerle oynamak da zulümdür. Değerli basın mensupları, borcunu zamanında ödememek de zulümdür. Bizim inancımızda ödememek niyetiyle borçlanan kıyamete hırsız olarak gelir anlayışı vardır. Ama artık hazine millete rahat rahat borç takıyor. Bakın, şimdi size bir yazı gösteriyorum. Bakanlığın yazısı. 7 Ekim 2020 tarihli bu yazı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yazmış olduğu resmi bir yazı. Altında kimin imzası var? Osman Dinçbaş, Bakan Yardımcısı. Peki bu yazının konusu ne? Kısaca şöyle. Üniversite hastanelerine daha önce tıbbi malzeme ve ilaç satmış medikal firmalar 2017'den bu yana birikmiş alacaklarını alamamışlar. Şimdi bu alacakları devletten tahsil etmek istiyorlarsa alacaklarının bir kısmından feragat edecekler. Arkada da yazının ekinde de bu feragatname gidiyor. Firmalar ilaç alacaklarının %18'inden, tıbbi malzeme ve diğer alacaklarının %25'inden vazgeçecekler. Yetmez, daha önce açtıkları dava ve icra takiplerinden de şu vermiş oldukları feragatname çerçevesinde vazgeçecekler. Yoksa hazineden para falan alamayacaklar. Hadi firmalar bunu kabul ettiler. Hemen paralarını alacaklar mı? 2017'den beri birikmiş borçlarını, onu da alamayacaklar. Hazine parayı iki taksitte ödüyor. Devlet milletinin şu sıkışık zamanında borçlarını ödememeye başlarsa bu milletin tamamını nasıl etkiler? Ama bir başka husus daha var. Buradan soruyorum. Açıkça soruyorum. Dolarla, avroyla garanti verdiğiniz yandaşlarınıza da buna benzeyen bir yazı gönderdiniz mi? Döviz kurundaki olağanüstü yükselişler nedeniyle bütçeyi yiyip bitiren bu garantilerinin Türk lirasına çevrilmesini istediniz mi? Atalarımız ne güzel demiş. Bol bol yiyen bel bel bakarmış. Yıllarca bol bol yediler içtiler. Borç parayla yazlık kışlık saraylar yaptılar. Kendilerine milyarlarca dolarlık uçan saraylar aldılar. Paraları betona gömdüler. Dışarıdan gelen ucuz parayla üretimi, ihracatı, istihdamı arttıracak, ekonomiyi bu kötü günlere hazırlayacak yatırımları yapmadılar, yapamadılar. 18 yıl boyunca tarım ve sanayi üvey evlat muamelesi gördü. Ülkenin en köklü sanayicileri bile bir anda yapsatçı müteahhit olmaya soyundu. Ama şimdi tulumbada su bitti. Alacaklılar teker teker kapıya dayanmaya başladı. Yıllarca borç alan emir alır dedik. Bunlar şimdi artık borç almak için körfez emirlerinin ayağına gidiyorlar. Yine bu hafta olan başka bir olay. 39 ülke Birleşmiş Milletler'e mektup yazdı. Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskısını sonlandırma çağrısı yaptı. Bunlar arasında Bosna Hersek var, Arnavutluk var ama bir ülke yok. Türkiye yok. Neden?
Her konuda konuşan sarayın bekçisi, soydaşlarımıza karşı yapılan bu mezalim karşısında neden sessiz? Hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı? Ama açık söyleyeyim, bunlar Çin'den 3-5 kuruş para gelecek, swap hattı açılacak diye dillerini yuttular. Yine bugün Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümü. Şehit olan askerlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle alıyoruz. Ama şunu da sormak istiyoruz. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında kutlanan bu harekatı hedeflerine ulaşmadan bu iktidar, bu hükümet neden yarıda kesti? ABD Senatosu'nun mal varlığını araştırırım tehdidi veya Beyaz Saray'dan gelen telefonlar neden ellerini kollarını bağladı? Atalarımız çok güzel söylemiş. Borçlunun yalımı alçak olur. Şimdi denize düştüler, yılana sarılıyorlar. Baktılar olmuyor. Önce vatandaştan altınla, dolarla borç istediler. Bu ilk günahtı. Şimdi de yurt dışından %6,4 faizle borçlanıyorlar. Bu hafta 5 yıllık bir vadede bu tefeci faiziyle 2,5 milyar dolarlık dış borçlanma yaptılar. Almanya'da 10 yıllık tahvil faizi eksiye düşmüş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizi binde 7. Hatta daha birkaç yıl önce ekonomisi iflas etmiş Yunanistan'ın neredeyse sıfır faizde hem de 10 yıllık borçlandığı bir dönemde biz 5 yıllık borçlanmaya %6,4 faiz verdik. Tefeci faizi verdik. Ama ne gam bu tefeci faizlerini ülkeyi bu noktaya getiren, batıran saray sosyetesi ödemeyecek ki. Milletimiz ödeyecek. Sadece faizlerle değil, risk primlerinde de artık tüm dünyadan ayrıştık. Gelişen ve yükselen ekonomiler içinde borç temettü risk primi 500'ün üzerinde olan tek ülke biziz. Bizim risk primi Brezilya'nın 2 katı, Meksika'nın 3 katı, Rusya'nın 4 katı. Hatta bundan bile yüksek. Maalesef ekonomimizin risk algısını Afrika ekonomilerinin seviyelerine getirdiler. Peki 2 yıl önce verin kardeşinize yetkiyi, faizle dövizle nasıl uğraşılır görün diyerek milletten o isteyen kimdi? Erdoğan'dı. Kerameti kendinden menkul faiz teorisi nedeniyle bu milletin 120 milyar dolarlık döviz rezervini peşkeş çeken kimdi? Erdoğan'dı. Beceriksizliği saklamak için faiz lobisi, dış güçler edebiyatı yapan kimdi? Erdoğan'dı. İlmi değil, zulmü marifet sayan sarayın kibirli adamı şimdi çıkıp bu milletten bir özür dilemelidir. Ve de Namık Kemal'in Hürriyet kasidesindeki çekildik İzzeti İkbal ile Babu Hükümetten dizesinin gereğini yerine getirmelidir. Borç ve borçlanma deyince Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdikleri yeni bir düzenlemeyle saray 2020 için aldığı borçlanma yetkisini 2 katına çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yılın bütçe kanunuyla saray meclisten toplam 154 milyar liralık borçlanma yetkisini almış. Almıştı. Daha 2020'nin ilk 8 ayında bu sınırı aştı. 249 milyar liralık net borçlanma yaptı. Ama öyle gözüküyor ki bu da yetmedi. Şimdi borçlanma limitini 2 kat arttırmak suretiyle 309 milyar liraya kadar net borçlanmak istiyor. 10 gün önce getirdikleri orta vadeli programda bu yıl sonu için hedefledikleri bütçe açığı 239 milyardı. Şimdi bunun üzerine ilave 70 milyarlık borçlanma limitini ne için istiyor? Bu nerede kullanılacak? Yoksa OBP'nin bütçe açığı hedefi de 10 günde kadük mü oldu? Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkı falan hak getire. Ek bütçe getirmeden borçlanma limitini artırmak nasıl bir maskaralıktır? Daralan ekonomi, rekorlar kıran döviz kurlarıyla korkarız ekonomimize bir borç tsunamisi hızla yaklaşıyor. Türkiye'nin anlı şanlı holdingleri daha önce yapılandırdıkları borçlarını
Şimdi bir kez daha yapılandırmak için bankalarla masaya oturmaya hazırlanıyor. Buna şaşırdık mı? Hayır. Damat dolara bakmıyor olabilir. Ama reel sektörün net döviz borcu 162 milyar dolar. Sadece son 2 ayda dolar kurundaki 66 kuruşluk artış nedeniyle şirketler 107 milyar liralık kur farkı zararı yazdılar. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi şirketinin toplam karı ne kadardı? 109 milyar lira. İşte bu kurdaki 66 kuruşluk artış tüm karı silip süpürdü. Ama maşallah ekonominin direksiyonundaki damat bey bundan hiç endişelenmiyor. Aslında tabii kafalarını kuma sokunca, gömünce endişeye de mahal kalmıyor. Değerli basın mensupları, Mevlana'ya sormuşlar. Hazreti Mevlana'ya. Adalet nedir diye. Ağaca su vermektir demiş. Peki zulüm nedir diye sormuşlar. Dikeni sulamaktır demiş. İşte bunlar da milletimizin ağacı sulasın diye verdiği yetkiyi bugün dikeni sulamak için kullanıyorlar. Sorunlara çözüm bulacaklarına sorunların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Sayıştay denetçileri kurumlar hakkında denetim raporlarını yazıyor. Bu raporların haber olmasına kim karşı çıkıyor? Rütük ve tabii onun çift maaşlı başkanı. Sayıştay raporlarını haber yapan medya kuruluşlarına kendince gözdağı veriyor. Neden? Rütük'teki yurt dışı gezilerini alınan harcırahları millet görmesin diye herhalde. Bu memlekette yaklaşık 3 milyon çalışan ayda 1168 lirayla hayatta kalmaya, hayata tutunmaya çalışırken Ticaret Bakanlığı'nda ayda 140 bin lira maaş alanların olduğunu millet duymasın istiyorlar. Rütük ve Rütük'ün başındakiler, hele bir kendinize gelin ya. Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, yani millet adına sizleri denetliyor. Milletin kör kuruşu yetimin hakkı zayi olmasın diye bu raporları yazıyor. Sayıştay denetçilerinin raporlara yazdığı her usulsüzlük mutlaka haber değeri taşır. Medyayı tehdit ederek bu haberleri karartmak, milletin gerçekleri öğrenme hakkını gasp etmek mümkün değildir. Demokrasilerde mümkün değildir. Bu hafta milletin gerçekleri görmesini engellemek için bir başka düzenleme daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Saray program bütçeye geçiyoruz diyor. Bütçedeki fonksiyonel sınıflandırmayı ortadan kaldırıyor. Böylece proje bazında izlenebilen pek çok harcama kalemi artık izlenemez hale geliyor. Mesela kamu özel işbirliği diyerek yollara, köprülere, şehir hastanelerine ne kadar ödeme yapılacak? Bunları bütçe kanununda ve bunlara bağlı tablolarda göremeyeceğiz. Bu aslında mali saydamlığın bitirilmesi anlamına geliyor. Bir başka anlamı daha var. Bu aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe yapma hakkının da gaspı oluyor. Program bütçe yapacağız diyorsanız buyurun yapın. Ama şu bilgileri de kamuoyuna açıklamaya devam edin. Unutmayın, milletin gerçekleri öğrenmesini engellemek de zulümdür. Yunus Emre ne güzel diyor. Zulümle abat olanın akıbeti berbat olur. Ve bugün zulümle abat oluruz sananlar şunu da unutmasın. Mazlumun ahı indirir şahı. Biz saray rejiminin aksine zulümle değil, bilimle ve istişareyle devleti yönetmeye talibiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında devletimiz akılla, istişareyle, liyakatle yönetilecek. Yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistem bunun ilk adımı. Bu topraklarda herkes malından, mülkünden, canından emin olarak huzur içinde yaşayacak. Devletin çökertilen adalet direğini yeniden ayağa kaldıracağız. Hukuku üstün kılacağız. Millete hesap vermekten korkmayacağız. Sayıştay'ı gerçek işlevine kavuşturacağız. Mecliste bir kesin hesap komisyonu kuracağız ve bu komisyonun başına da ana muhalefet partisinden birini getireceğiz. Elbette siyasetin itibarını yükseltmek için siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak kurumsal altyapıyı oluşturacağız. Bunun için güçlü bir stratejik planlama teşkilatını kuracağız.
Küresel gelişme dinamiklerini yakından takip ederek yeni bir kalkınmacı devlet anlayışını benimseyeceğiz. Tarım, gıda güvenliği, sağlık, yeşil ve dijital ekonomi gibi stratejik gördüğümüz alanlarda devletin gücünden, potansiyelinden sonuna kadar yararlanacağız. Ülkemizin rekabet gücünü arttırmak için değersiz paradan medet ummayacağız. Verimlilik artışına odaklanmış politikaları uygulayacağız. Büyümenin sürekli olabilmesi için büyümenin nimetlerini adil ve dengeli paylaşacağız. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumunu kuracağız. Hiçbir yavrumuzun yatağa aç girmemesi, hiçbir gencimizin hayallerinin kararmaması için fırsat eşitliğine, kaliteli eğitime ve sağlığa özel bir önem vereceğiz. Ve elbette çevresel sürdürülebilirlik, para ve maliye politikalarının sürdürülebilirliği icraatlarımızda belirleyici olacak. Ekonomi politikalarımız hem kurallı hem de akılcı olacak. Devlet piyasalarının sistemik hata yapmasını engellemek için ekonomide düzenleyici bir rol oynayacak. Ve her şeyden önemlisi bu verimli topraklarda artık topraklara artık huzur ve sükunet gelecek. Türkiye bölgesinde güvenilir ve öngörülebilir bir ülke olacak. Dış politikamız yurtta sulh, cihanda sulh esasına göre yürütülecek. Doğu Akdeniz başta olmak üzere ülkemizin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız. Bir yandan da bulunduğumuz coğrafyada barışın ve huzurun merkezine ekonomik işbirliklerini koymak için gayret sarf edeceğiz. Türkiye bölgesinde barışın ve kalkınmanın lokomotifi olacak. Biz ülkemizin geleceğine de, milletimizin vicdanına da sonuna kadar güveniyoruz. Zalimin zulmü varsa milletimizin de feraseti var. Milletimiz bunların ne yaptığını görüyor. Notlarını veriyor. O ferasetiyle sandıkta gereğini yapacak. Bunlara yerlerini gösterecek ve evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi soruları alalım. Halk TV tarafından yönlendirilen sorularla başlayacağım. İlk soru şöyle. Enis Berberoğlu ile ilgili ihlal kararının gerekçesi yayınlandı. Tekrar seçilen milletvekilinin yeniden dokunulmazlık kazanacağı kuralı esastır dendi. Bundan sonra nasıl bir adım atılmalı? Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz ve görüşünüz nedir? Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'nun hakkının gasp edildiğine dair kararın gerekçesi de resmi gazetede dün gece yarısı resmi gazetede yayınlandı. Şimdi burada bir an önce yapılması gereken alt mahkemenin bu kararın gereğini yapması ve yine bu gasp olayının milletvekilinin hakkının gaspının önüne geçilmesi için de Millet Meclisi Başkanı'nın da gerekli adımları atması gerekiyor. Bunda yaşanacak her gecikme, biraz önce söyledim, Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi dikeni sulamaktan, yani zulmetmekten başka bir şey değildir. Evet. Efendim, Halk TV'nin diğer bir sorusu şöyle. İktidarın birçok tartışmalı projeyi gizlemeyi ve iddiaya göre saraya yeni kadro açmayı ve cezalı baz istasyonlarına af getirmeyi amaçladığı düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Muhalefet hafta sonuna kadar şerh hazırlayacak. Siz nasıl bir şerh koymayı düşünüyorsunuz? Bu teklifin komisyondan geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bu durum son derece ilginç. Yani bütün dünya bu salgın sürecinde iş yapamayan, dolayısıyla batma noktasına giden esnafını korumak için hangi tedbirleri alacağına, yine hangi KOBİ'lere hangi destekleri vereceğini, çiftçiye gıda güvenliğini sağlayabilmek, tarımda arz güvenliğini sağlayabilmek için çiftçiye hangi destekleri vereceğini tartışırken bizde saray hükümeti meclise gönderdiği bir yasayla baz istasyonlarına af getirmeyi amaçlayan düzenlemelerin peşinde koşuyor. Sen önce ya çiftçinin, esnafın, KOBİ'lerin borcunu harcını affet. Vatandaşın borcuna destek ol. Böyle bir şey yok.
Niye baz istasyonlarına af getirmeye çalışıyor? Çünkü bu cezaların bir kısmı belediyelere gidecek. Aman belediyelerin eline para geçmesin. Bütün mesele bu. Şimdi çok açık söyleyeyim. Buraya tabii ki Plan Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız şerh koyacak. Ama Türkiye'de bu millete yapılan zulmü, bu millete yapılan haksızlığı açık seçik ortaya koyacak bir şerh olacaktır bu. Evet. Halk Güven'in bir diğer sorusu da şöyle. Sayıştay raporlarında liyakatin hiçe sayıldığı, çok sayıda adresi teslim ilanlar çıktı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün baktığımızda ülkemiz her alanda savruluyor. Bunun arkasındaki temel neden de liyakatsizlik. Memleket, açık söyleyeyim, liyakate, tecrübeye, uzak görüşlülüğe göre yönetilmiyor. Tamamen bu ülke tek kişinin keyfine göre yönetiliyor. Ne demiştim konuşmamda? Bunlar ülkeyi ilimle değil, zulümle yönetiyorlar. Bir soru var. Soru şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu dün Sayın Erdoğan'ı Katar emiri önünde eğilmekle eleştirmişti. Sayın Erdoğan da videolu bir cevap verdi. Hiçbir gücün önünde eğilmeyiz, sadece rükuda eğiliriz cevabı geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Katar ziyareti çerçevesinde siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii dolar ne zaman Türk lirası karşısında rekorlar kırmaya başlasa Erdoğan apar topar soluğu Katar'da alır. İşler böyle gidince de tabii bize borç veden emir her seferinde biraz daha böyle şeyden bakar, tepeden bakar halde duruyor. Milletimiz de bu manzarayı, bu resimleri, bu şeyi, fotoğrafları görüyor. Şimdi ben açık söyleyeyim. Sadece emir mi? Yani Erdoğan bu can bu tende kaldıkça alamazsınız dediği Erdoğan şey Rahip Brunson'ı bir gecede Trump istedi diye seçim malzemesi yapsın diye Beyaz Saray'a gönderdi mi göndermedi? Gönderdi. Kendisine aptal olma diye Trump'ın yazdığı mektubu götürüp Washington'da Beyaz Saray'da Trump'ın suratına çarpabildi mi? Çarpamadı. Biraz önce anlattım. Barış Pınarı harekatı tam hedeflerine ulaşmadan neden ordumuzu durdurdu? Peki 36 askerimiz şehit olduktan sonra bunun hesabını sormaya gidiyor diye biz düşünürken Kremlin'de Putin'in kapısında ayakta bekledi mi beklemedi? Bunlar bizim içimizi acıtıyor. Evet, borç alan emir alıyor. Bu manzarayı da büyük bir hüzünle, büyük bir acıyla, büyük bir sıkıntıyla izlemek zorunda kalıyoruz. Efendim, Halk TV tarafından iletilen bir diğer soru da şöyle. Genelge ile baroların, meslek örgütlerinin genel kurul yapması yasaklandı. Ama AKP'nin ilk kongreleri başlıyor. Pandemi sadece barolara mı geçerli? AKP kongrelerinde pandemi değerlendirmesi gerçekleşmiyor. Şimdi pazartesi günü yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Şimdi bir kere daha tekrarlayayım. Yani bu ülkede tabii çok ilginç bir durum var. Avukatlık kanunu açık. Baroların seçimlerinin ne zaman yapılacağını ay itibariyle tadat etmiş. Şu ayda yapılır diyor. Şimdi siz bu genel hükmü, yasada yer alan hükmü bir takım genelgelerle, bir takım dolambaçlı yollarla, İçişleri Bakanlığı'nın şeyiyle, genelgesiyle ertelemeye çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Bu açıkçası hukuksuzluktur. Kaldı ki, pandemiyi gerekçe gösteriyorsunuz baro seçimlerinin ertelenmesine, ama kendi partinizin il kongrelerini ara vermeden yapıyorsunuz. Yani Erdoğan milletin kafasına miting meydanlarında çay atarken, il kongrelerini yaparken bulaşmayan bu COVID hastalığı
barolar kongrelerini yaparken bulaşıyor. Bu açıkçası çifte kriterdir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bir takım şimdi avukatlık yasasını değiştirdiler. Efendim paralel barolar kurmak suretiyle iktidar bu sefer yargının savunma kanadını da ele geçirmek istedi. Ama baktılar ki kazın ayağı öyle değil. Şimdi oyun sürerken, oyun devam ederken oyun kurallarını değiştirerek bu işe müdahale etmeye kalkıyorlar. İstanbul'da bunu denediler. Ama öyle görünüyor ki başlarına gelenden hala daha ders almamışlar. Evet. Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Türkiye'de seçime giriş konuşulmalı dedi. Bunu muhalefetin erken seçim çağrısı olarak değerlendirebilir miyiz? Şimdi bu ülkenin yönetilemediği, bu ülkenin savrulduğu her gün biraz daha fazla ortaya çıkıyor. Bizim de bir iddiamız var. Biz de diyoruz ki bir siyasi parti olarak biz bu ülkeyi çok daha iyi yönetiriz. Biz iddia sahibiyiz. Ama şu andaki sisteme dönüp baktığınız zaman da bu erken seçimi ben bu işi yönetemiyorum diyerek sarayın ve sarayın bekçisinin mensubu olduğu partilerin istemesi gerekiyor. Erken seçimi isteyecekler. Gerekçesi de biz bu işi beceremiyoruz. Siz gelin bu işi düzeltin olacak. Bir soru var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılacak seçim öncesinde Maraş'ın açılması ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'nın seçime müdahale tepkisi var. Ayrıca Akıncı'nın çözüm için Rumlara bir miktar toprak verilmeli sözleri sosyal medyada tartışılıyor. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tam da seçim öncesinde seçim öncesine kadar beklenerek Maraş'ın açılması tabii oldukça ilginç. Bize göre Maraş'ın açılmasında geç kalınmıştır. Birleşmiş Milletler kararları da dikkate alınarak Maraş çok daha önce açılabilirdi. Ama bunun bu tarihte yapılmasının seçimlerle bir ilişkisi olduğu da kesindir. Zaten Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başbakanı da bu işi ben yaptım, başka kimse yapmadı diyor. Burada iktidar bu işin kredisini, Türkiye'de saray iktidarı, saray hükümeti bu işin kredisini toplamaya çalışıyor. Ama tekrar söylüyorum. Bakın, bu Kıbrıs meselesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması meselesinde geç kalınmıştır. Bu borç istemek için kapı kapı dolaşmak yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir an önce dostumuz dedikleri devletler tarafından tanınması için dolaşmaları gerekirdi. Tekrar ediyorum. Maraş'ın açılmasında geç kalınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması için de gerekli adımlar bir an önce bu hükümet tarafından atılmalıdır. Orada da çok geç kalınmıştır.